Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Adobe Premiere 2020'ye gelen muhteşem bir özelliği sizlere anlatmak istiyorum. Bu videoya katkılarından dolayı ViewSonic Türkiye'ye de çok teşekkürler. Kısaca özetleyecek olursak arkadaşlar aslında yaptığımız şey şu. Normalde bildiğiniz gibi videolar yatay olarak çekilir. Yani şu videoyu şuraya atalım. Bu bir yatay video. Ama siz bu videoyu dikey bir halde yani Instagram story ya da IGTV için bir sosyal medya hesabında paylaşacaksınız. Bu paylaşımı yapmak için de bu videoyu dikdörtgen bir hale getirmeniz gerekiyor. Bunu yapmak için ne yapıyorduk? Buradan videomuzu ve sahnemizi silelim. Sağ tıklayalım. New item, sahne. Gelip buradan DSLR 1080p25'i seçiyorum. Burada bu ayarları özelleştirmek için settings'e geliyorum. Bakın burası 1920'ye 1080 gelip buraya 1080 horizontalu da 1920 yapıyorum. Sonra da save preset deyip buna da story diye isim veriyorum okey diyorum en altta custom'ın altında bu ayarlarda bir story settings hazır gelip de bunu okeyliyorum gördüğünüz gibi ince uzun dik bir artık kadrajda video sonra da videomu sürükleyip bırakıyorum keep settings diyorum Play'e bastığım zaman gördüğünüz gibi video oynamaya başladı. Şuraya kadar her şey normal ama hop. Bakın burada bizim kadrajımız gitti. Görüyor musunuz? Artık modelimizi bizim bu dikdörtgen ekranımız, daha doğrusu sahnemiz takip etmiyor. Dönüyor, dönüyor hala yarım yarım yarım. Gördüğünüz gibi herhangi bir takip yok. Hatta sahneden şuraya kadar gitti. Burada da kayboldu, gitti. Peki bunu ne yapıyorduk? İşte buraya çift tıklayıp Gerekirse şöyle ufaltıyorduk. Böyle olduğu zaman kötü oluyordu. Alta bir fotoğraf atıyorduk, bir şeyler yapıyorduk. Yani kendimizce çok uğraşıyorduk. Peki şimdi ne yapacağız? Yani bu videoyu bu haldeyken nasıl toparlayacağız? Çok kolay arkadaşlar. Bunu yapmak için artık efekt paneline gelip buradan auto reframe, auto reframe. Bakın şurada zaten otomatik olarak çıkıyor. Arama kısmına geliyorum auto r dediğiniz zaman da çıkıyor. Auto mi alıp şuradaki videomuzun üstüne sürükleyip bırakıyoruz. Burada senkronize edip analiz işlemlerini gerçekleştirecek. İşlemler bitti arkadaşlar. 43 saniyelik videoyu yaklaşık bir 4 dakika sürdü sanırım. 4-4,5 dakika sürdü analiz edip düzenlemesi. Peki sonuç ne mi oldu? Şu editing'e geri gelelim. Ve play tuşuna en baştan bir daha basalım. Bakın şu an sahnelere dikkat edin. Buraya kadar herhangi bir sıkıntımız yoktu. Dönme esnasında bakın gördüğünüz gibi direkt bizim modelimizi artık kadrajımız takip ediyor. Görüyor musunuz? Daha önceden yaptığımızda böyle bir şey olmuyordu. Yarım yamalak çıkıyordu ama burada Adobe Premiere inanılmaz bir şey gerçekleştirmiş ve bu sayede artık siz çektiğiniz videolardaki takipleri, alanları ya da olayları bu şekilde 9'a 16 ya da istediğiniz başka herhangi bir formatta rahatlıkla değiştirebileceksiniz. Dikdörtgen bir video, kare bir video yapabileceksiniz. Farklı bir örnek daha yapalım istiyorum. Bunu silelim son olarak. Ops. Şuradaki sahnemizi de silelim. Bir tane de kare oluşturacağım. Instagram için yine Nivitem sahne diyorum. Burada story demiştik. Yine settings'e geleyim. Bu sefer 1080'e 1080 yapalım. Bunu da sevdiyip deyip Instagram diyelim. OK diyelim. Instagram'ı seçtikten sonra OK diyorum. Gördüğünüz gibi kare bir sahnem var. Videomu sürükleyip bırakıyorum. Keep diyorum. Play'e basıyorum. Şu an karede bakalım nasıl oynatacak bize. Yine geçen seferki gibi herhangi bir takip söz konusu değil. Karenin içerisinde ne varsa bize onu gösteriyor. Ne yapmıştık biz? Hemen efekte geldik. Auto reframe dedik. Reframe ayarını sürükleyip bıraktık ve analiz işlemlerinin gerçekleşmesini bekledik. Analiz işlemimiz bitti arkadaşlar. Tekrar play tuşuna bastığımız zaman gördüğünüz gibi kadrajımızda Herhangi bir sıkıntı yok. Direkt kare formatında modelimizin hareketlerini, duruşlarını ve yaptıklarını rahatlıkla takip edebiliyoruz. Buradaki position sekmesine gelirseniz bu yaptığı analizi de size burada gösteriyor. Böylece nerelerde nasıl bir hareket yapmış, nasıl bir düzenleme yapmış takip edebiliyorsunuz. Yatay bir videoyu hızlı bir şekilde kare formatına bu şekilde de getirebiliyorsunuz. Özellikle sosyal medya için içerik üretiyorsanız, video çekiyorsanız onların düzenleme tarafıyla alakalı artık çok fazla vakit kaybetmenize gerek yok. Adobe Premiere 2020'ye gelen bu muhteşem özellikle siz de yatay videolarınızı hızlıca dikey kare ya da dikey video varsa onu da yatay ya da kare yapabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Katkılarından dolayı Vivisonic Türkiye'ye de şükranlarımı sunuyorum farklı bir videoda, incelemede ve etkinlikte görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin, hoşçakalın, esen kalın.